işte gündem programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız Gebze. Gebze Mutlukent'teyiz ve gerçekten güzel bir işletmeye konuk olduk. Şehri Adana Kebap ve yanımızda yönetim kurulu başkanımız Cevdet Öztürk beyefendiler var. Merhabalar Cevdet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Cevdet Bey, gerçekten çok leziz bir masaya oturdum. Öncelikle sizi ve kurumunuzu biraz tanımak istiyorum. Biz 30 senedir sektördeyiz. Daha doğrusu mobilya işiyle başladık bu sektöre. Mobilyadan sonra belli gıda sektörüne fafaaliyet göstermeye başladık. Dil Ovası'nda bir Karadeniz lokalimiz var, Üçel. Burada şehri Adana olarak var. Adana usulü ürünler yapıyoruz. Dil Ovası'nda biraz Karadeniz usulü iş yapıyoruz. Bir de merkezde de tantuni işimiz var, şehri tantuni. Şu anda biraz daha gıdaya ağırlık vermeye başladık. Özler ofis ve özler mobilya olarak da mobilya sektöründe hala devam ediyoruz. Bunlar biraz büyük projelere yapıyoruz. Burada da Anadolu'dan bölgenin tadını getirdik. Ve Anadolu'dan ustalarımızı getirdik ve burada bu şekilde sunum yapıyoruz. Evet. Peki biliyorsunuz ki gıda sektöründe sizin gibi birçok meslektaşınız var. Muhakkak şehri Adana kebabı diğer meslektaşlarımızdan ayırt edecek bir özellik vardır. Özellikle bunu vurgulayalım mı lütfen? Biz ürünlerimizde kaliteye çok dikkat ediyoruz. Bölgeye uygun yapılmasına çok dikkat ediyoruz. Kebabı özellikle zırha vuruyoruz ve seçtiğimiz hayvanlar da bölgenin özel hayvanları, onları seçiyoruz. Gidip de kullandığımız ürünlerin hepsini birinci sınıf seçmeye çalışıyoruz. Ustalarımız da hepsi bölgeden gelme. Bunlarla burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani ustalarımız Adana'nın yerlerinden geliyor. Diğer doğu ülkelerinden geliyor. Çünkü bunlar biliyorsunuz kebap deyince akla doğu geliyor. Bunlar zaten Adana'da ustalaşmış. Orada büyük ustalardan eğitim görmüş. Ve bizimle bir ortaklık, bir gönül ortaklığı bir yapmış ve burada da yeteneklerini, hizmetlerini sunuyorlar. Evet. Şimdi Cevdet Bey röportaja başlamadan önce özellikle şunu vurguladı. Ben gerçekten çok etkilendim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Birçok gıda sektöründe faal olarak çalışan işletmeler var ama hepsi özveriyle çalışmıyor. Çünkü Cevdet Bey diyor ki kalite politikam, çalışma, vizyon ve misyon duruşum her zaman dürüstlükten yana oldu. Ben istiyorum ki evimde tüketmediğim eti neden müşterim tüketsin? Her zaman da buna özveriyle dikkat edeceğim diyor. Gerçekten bundan dolayı ben sizleri takdir ediyorum, tebrik ediyorum. TGRT televizyonları olarak bizler gerçekten bu aşamada sizlerle tanışmaktan çok çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Biz zaten burada müşteri olarak kimseyi görmüyoruz. Burada misafirlerimiz var. Evde misafirlerimize nasıl sunum yapıyorsak, nasıl bizim zaten Anadolu kültürümüzde şöyle bir şey var. Evde en iyi ürünlerinizi misafirinize sunarsınız. Biz de aynı şekilde bu şekilde yapıyoruz. Yani biz elimizdeki en iyi kaliteyi misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Ve bu kalite politikamıza devam ediyoruz. Yani şöyle bir şey var zaten. Şu anda tabii ki mevsimsel değişiklikler olduğu için o mevsimin özelliklerini sunuyoruz daha çok. Evet, yani domates istiyorsunuz, domates mevsiminde geliyor. Biz istiyoruz ki müşterimiz tam mevsiminde yesin bunları, o süreçte tüketilsin. Biz mevsimde tabii domatesi her zaman sunmak zorundasınız da diğer ürünler için mevsimde sunmaya çalışıyoruz. Mevsimde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bunun en kalitesini sunmaya çalışıyoruz. Biz şey değiliz yani, gidip de kalitesiz ürün verelim ya da farklı bir şey yapalım gibi bir politikamız yok. Bizim tabii ki bu işletme eninde sonunda kar amacı güden bir işletme. Ama bu sadece bizim için birinci sırada kar değil. Birinci sırada kaliteli, güzel, düzgün malı misafirlerimize sunmak. Peki son olarak şunu sormak istiyorum Cevdet Bey. Dediniz ki gıda sektöründe faal olarak farklı mutfaklarla da buluştum. Karadeniz mutfağı, tantuni, evet. Şubeleşmeler de olacak muhakkak. Sizi ileri aşamalarda nerelerde göreceğiz Cevdet Bey? Ya büyük ihtimalle belli bir sektörde şubeleşmeye başlayacağız. Ama şu anda tabii ki biz işimizi en iyisi, en doğrusuyla yapalım. Bir işimizi bir kendimize de yedirelim. Dediğimiz gibi farklı sektörlerde çalıştık. Şu anda gıda sektörüne döndük. Ve bu gıda sektörüne de 3 farklı yöndeyiz aslında. Bir işte güney ve doğu mutfağı.
İkincisi Karadeniz mutfağı, üçüncüsü de gene Güney mutfağı, Tantuni tarzında bir şeyler yapıyoruz. Ha, bunlar gelişir mi? Gelişebilir. Farklı yöne de yönelebiliriz. Ama belli bir süre sonra burada artık bir şey oturttuktan sonra tabii ki şubeleşmeye gireceğiz. Çok teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için. Başarılarınız daim olur umarım Cevdet Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, işte gündem TGRT televizyonları gerçekten nezih bir mutfakla buluştu. Şehri Adana Kebap. Gebze Mutlu Kent'teydik ve yanımızda yönetim kurulu başkanımız Cevdet Öztürk beyefendiler vardı. Güzel bir söyleyişi ve gerçekten sıcakkanlı, samimi arkadaşlarla buluştuk. Başarıları daim olur umarım. Şimdi sözümüzü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.